Selam sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz harika çantayı çalışacağız. Çantamız o kadar güzel ki çocuklar bu çantaya bayılacak ve hiç sırtından çıkarmayacaklar, yanında taşımaktan bıkmayacaklar. Çünkü bu çantamız o kadar güzel ki, bakın oyuncağı üzerinde. Bu çantamızda oyuncağımız çıkabiliyor şu şekilde. Tekrar geriye takabiliyoruz. Çantamız bir harika. Eminim çocuklarımız da çok sevecekler. Bir sırt çantası bu. Sapı ayarlanabiliyor dilediğiniz gibi. Fermuarlı. Ve çok şirin bir çanta. Eminim çocuklarımız bayılacak bu çantaya. Çocuklarınıza, yeğenlerinize, ne bileyim, sevdiğiniz tüm çocuklara hediye edebileceğiniz bir çanta. Umarım beğenirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçebiliriz. Çantamızı örmeye geçmeden önce dilerseniz kullanmış olduğum malzemeleri bir göstereyim. Şöyle koton bir ipe ihtiyacımız var. Bunun yanında yine açık renk bir ipe ihtiyacımız var. Ben turuncu ve bej rengi kullandım. Siz dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tabii buna uygun bir de 30 cm bir fermuara ihtiyacımız var. Bunun yanında da şöyle çanta aparatına ihtiyacımız var. Bunların iki tanesinin şu ortadaki halka olmayacak. Ben bulamadığım için böyle aldım ama çıkartacağım o iki halkayı. İhtiyacımız olan bunlar. Dilerseniz şimdi örgümüze geçebiliriz. Turuncu ipimizle başlıyoruz. 35 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35 zincirimizi yaptık. Şimdi ikinci dönüşte şu ikinci ilmeğimize bir sık iğne yapıyoruz. Yanındakine bir sık iğne, onun yanındakine bir sık iğne, sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Her ilmeğe birer tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna geldik. Sıra sonuna gelince bir zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde şu ilk yapmış olduğumuz ilmeğe yine bir sık iğne yapıyoruz. Yanındakine yine aynı bir şekilde sık iğne, aynı ilmeğe bir sık iğne daha örüyoruz. Yani burada bir artırma yapıyoruz ikinci ilmekte. Sıra sonuna kadar tekrar bunu öreceğiz. Sık iğne olarak devam edeceğiz. Son 3 ilmeğe kadar bu şekilde örüyoruz. Son sıraya geldiğimizde, pardon, sıranın sonuna geldiğimizde son 2 ilmeğe yine burada bir artırma yapıyoruz. Bir ilmeğin içine, son ikinci ilmeğe 2 tane sık iğne, sonuncuya 1 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. İlk sık iğnemize bir sık iğne, ikinciye 2 tane sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sırada. Daha sonra tekrar sıra sonuna kadar hiç artırma, eksiltme yapmadan örüyoruz. Ta ki
son iki ilmeğe kadar. Sıra sonuna geldik. Yine son iki ilmeğimiz kaldı. Burada ilk ilmeğe bir artırma yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimizi düz artırma yapmadan örüyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz. Şöyle. Dördüncü sıradan 31. sıraya kadar hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Dördüncü sıradan 31. sıra dahil hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Bakın, hafif şuralarda bir genişleme oldu. Bundan sonra artırma yapmıyoruz. 31. sıraya kadar düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 31. sıramızı tamamladık. Burada toplamda 38 tane sık iğnemiz var. Şimdi 32. sıramıza geçiyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Daha sonra ilk sık iğnemize bir sık iğne yapıyoruz. İkinci sık iğnemize şimdi eksiltme yapacağız arkadaşlar. Tığımıza ipimizi geçirdik. Üçüncü ilmeğe de yine aynı şekilde hepsini aynı anda çekiyoruz. Tekrar göstereyim. İkinci sık iğnemizin tepesine ipimizi tığımıza geçiriyoruz. Üçüncü ilmeğe yine aynı şekilde hepsini aynı anda çekiyoruz. Yani eksiltme yapmış olduk. Sıra başına kadar aynı şekilde hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz ta ki son 3 sık iğneye kadar. Evet, sıra sonuna geldik. Son 3 ilmeğimiz var. Görmüş olduğunuz gibi yine burada eksiltme yapıyoruz. İkisini aynı anda çekiyoruz, tek ilmek yapıyoruz ve son ilmeğe bir sık iğne, bir zincir çekiyoruz ve hiç artırma eksiltme yapmadan iki sıra düz örüyoruz. Toplamda şu an 36 ilmeğimiz var. İki sıra düz öreceğiz. İki sıra artırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi 35. sıramıza geçiyoruz. 35. sıramızda yine ilk sık iğneye bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra bir eksiltme yapıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğe şu şekilde eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar, son 3 ilmeğe kadar örüyoruz. Sıra sonunda yine eksiltmemizi yapıyoruz. Son 3 ilmeğimiz kalmıştı. İkisini tek ilmek yapıyoruz. Son ilmeğe de bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi burada toplamda 34 ilmeğimiz var. 34 ilmeğimiz. Şimdi hiç artırma eksiltme yapmadan yine 2 sıra düz örüyoruz. İki sıra düz ördükten sonra tekrar 38. sıraya geçiyoruz. 38. sırada yine eksiltme yapıyoruz. İlk ilmeği örüyoruz. İkinci ve üçüncü ilmekte azaltma yapıyoruz.
sıra sonuna kadar, son 3 ilmek kalana kadar sık iğnelerimizi örüyoruz. Sıra sonuna yine 3 ilmeğimiz kaldı. Burada yine eksiltmemizi yapıyoruz. Son ilmeğimizi de ördükten sonra bir sıra hiç artırma eksiltme olmadan örüyoruz. Bir sıra. Toplamda burada 32 tane sık iğnemiz olacak. Evet, bir sıra düz ördükten sonra tekrar eksiltmelere geçiyoruz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ve üçüncü ilmekte eksiltme yapıyoruz. Sıra sonunda da yine aynı şekilde sıra sonuna kadar düz örüp son 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. 40. sıradayız. Eksiltme yaptığımızda toplamda 30 ilmeğimiz olacak. Bundan sonra 45. sıraya kadar her sıra başında ve sonunda eksiltme yapacağız. Toplamda 20 ilmek kalana kadar. Evet, 20 sık iğne kalana kadar ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve ipimizi burada kesiyoruz. Toplamda 45 sıra örmüş olduk. 20 sık iğne kalana kadar da ördük. Bu aynı parçadan bir tane daha öreceğiz. Bu çantamızın ön ve arka yüzü olacak. Şu şekilde. Şimdi çantamızın bu etrafını öreceğiz. Onun için de 15 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincir çekip ikinci zincire bir sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapıyoruz. Toplamda 14 tane sık iğne olacak. Evet, sıra sonuna geldik. 14 tane sık iğnemiz var. Bir zincir yapıyoruz. Geri dönüyoruz. Yine hiç artırma eksiltme yapmadan toplamda 88 sıra bunu bu şekilde örüyoruz. 88 sıra. Çantamızın etrafına geçecek parçamız bu. 88 sıra örelim. Evet, çantamızın şu kenar kısmını 88 sıra ördük. Şimdi bunu bitirdik. Sıra geldi. Fermuar kısmını. Fermuarı dikeceğimiz parçayı örmeye. Onun için de yine 7 zincir çekiyoruz. 7 zincir. 4, 5, 6, 7. İkinci zincire sık iğne yapıyoruz. Yanındakine aynı şekilde. Sıra sonuna kadar 6 tane sık iğnemiz olacak. Bir sık iğne,
Pardon, bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. Yine aynı şekilde. Bunu da yine döne döne toplamda 68 sıra örüyoruz. Fermuarı dikeceğimiz parça bu. 68 sıra bir zincir çekiyoruz kenarlarda. Geri dönüyoruz ve 6 tane sık iğnemizi örüyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 diye 68 sıra örüyoruz fermuar kısmı için. Evet, 68 sıra ördük ve ipimizi kopardık bir zincir çekip. Bunun aynısından bir tane daha örüyoruz. Aynı parçadan bir tane daha örüyoruz. Daha sonra bunu şöyle fermuarımıza karşılıklı dikeceğiz. Şu şekilde. Şimdi bunu da bitirdik. Sıra geldi çantamızın askılarına. Askıları içinde yine aynı fermuarda ördüğümüz gibi 7 zincir çekiyoruz. 2, 4, 5, 6, 7. İkinci zincire sık iğne yapıyoruz. Toplamda yine 6 tane sık iğne yapacağız. Sıra sonuna geldiğimizde bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz, ikinci sıramızı örüyoruz, çantamızın askısı için. Altı tane sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekip tekrar geri dönüyoruz. Bunu da yine toplamda 108 sıra örüyoruz. 108 sıra çantamızın askısı için 108 sıra örüyoruz. Evet. 108 sıra ördük, bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Biraz uzun keselim. Yine bundan da 2 tane örüyoruz. 2 parça çanta askısı için 108 sıra örüyoruz. Bunları da bitirdik. Şimdi sıra geldi çantamızın sapını. Sap kısmını öreceğiz. Bunun içinde yine 6 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6. 6 zincir çektik. İkinci zincirimize sık iğne yapıyoruz. İkinciye sık iğne, üçüncüye sık iğnemizi yapıyoruz. Sıra sonuna geldik. Bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. Toplamda 5 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. Bunu da pardon, 25 sıra bu şekilde örüyoruz. Çantanın sapı için bu ördüğümüzde. 25 sıra
düz bir şekilde örüyoruz. Çantamızın sapını da ördük. 25 sıra demiştim ama ben 28 sıra ördüm. Sizler de 28 sıra örebilirsiniz. Uzunca bir ip bırakıyoruz dikmek için. Bu da çantamızın sap kısmı. Şimdi şortumuzun askısını öreceğiz. Bunun içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hatta 9. 9 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. Yanındakine aynı şekilde. Onun yanındakine 4. Sanırım 9 değil 8 yapacaktım. 1 2 3 4'üncüye ikili trabzan, yanındakine aynı şekilde. İki, dört, beş, altı. Üç zincir çekiyoruz. Hemen yanındakine değil, onun yanındaki ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. Yanındakine yine aynı şekilde. Başını doluyoruz. Son yapmış, bırakmış olduğumuz 3 zincirin tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz, dönüyoruz. İlkine değil, ikincisine ikili trabzan yapıyoruz. Bunu da yine bu şekilde döne döne 10 sıra örüyoruz. Bu da şortumuzun askısı olacak. Çantamızın arkasına şort dikeceğiz. Onun askısı olacak. 10 sıra örelim. Evet, 10. sıramızı tamamladık. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi biraz uzunca kesiyoruz. Şortumuzun askısını da yapmış olduk. Bundan da yine bir tane daha yapıyoruz. Şu şekilde. Evet, bunu da tamamladık. Şimdi şu aparatımıza dikeceğimiz parçamızı öreceğiz. Onun içinde yine 7 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7. Hemen ikinci ilmeğe, zincire sık iğne yapıyoruz. Yanındakine aynı şekilde. Sıra boyunca toplamda 6 tane sık iğnemiz olacak. Bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Aynı diğer
parçalarda ördüğüm gibi bu da hiçbir farklılık yok. Dönüşlerde birer zincir çekiyoruz ve toplamda 8 sıra örüyoruz. Bu küçük bir parça. 8 sıra örüp bitiriyoruz. 8 sıra ördük, bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Bu parçamızı da bitirdik. Şimdi bir diğer küçük parçamız var. Bir, iki, üç. Bu parçadan da arkadaşlar iki tane yapıyoruz. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. On bir zincir çekiyoruz. İkinci zincirimize sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Toplamda 10 tane sık iğnemiz oldu sıra boyunca. Bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. Yine bunda ötekiler gibi sıra sonuna kadar sık iğne örüyoruz. Sıra sonlarında bir zincir çekip geri dönüyoruz ve toplamda 10 sıra örüyoruz. 10 sıra ördükten sonra ipimizi biraz uzunca kesip bırakıyoruz. Evet, 10 sıra ördük. Bu parçamızı da bitirmiş olduk. İpimizi uzunca kesiyoruz. Evet, çanta. Bundan da yine 2 tane örüyoruz. Şöyle. Çantamızı parçalarını bitirdik. Şimdi sıra geldi çantamıza dikeceğimiz şortumuzu örmeye. Şortumuz içinde toplamda 33 tane zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33. 33 zincir çektik. Şimdi tığımızın başına doluyoruz. 1, 2, 3, 4. ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. Başını doluyoruz. Yanındakine ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar her zincire, her ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Sıra sonunda ikili trabzan yaparken ilk, bakın, başını doluyoruz, bir defa çekiyoruz, tığımızda 2 ilmek kalıyor. Şimdi burada renk geçişi yapacağız. Krem ipimizi şu şekilde geçirip tığımızdan 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çektikten sonra tığımızın başını doluyoruz. Hemen dibindeki ilmeğe bakıyoruz.
batıp ikili trabzan yapıyoruz. Şu arkadaki turuncu ipi de bu arada arkada yürütüyoruz bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Her ikili trabzanın tepesine bir ikili trabzan yapıyoruz. Turuncu ipimiz de bu şekilde arada yürütüyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Toplamda 30 tane ikili trabzanımız var burada. Şimdi burada şu turuncu ipi biraz asılalım ki düzgün oldu. Şimdi yine sıra sonunda bakın iki ilmeğimizi bıraktık. Renk değiştiriyoruz. Turuncu rengimize geçiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. İlk ilmeğe şu krem rengimizde buraya arada yürüterek yine sıra sonuna kadar ikili trabzan yapıyoruz. Arada şu ipimizi çekersek daha düzgün olur. Veya sonunda da çekebilirsiniz. Biraz önce yaptığım gibi. Bunu bu şekilde toplamda 7 sıra olana kadar bir turuncu 1-5, bir turuncu 1-5 olarak toplamda 7 sıra örüyoruz. Evet, 7 sıra ördük. 8. sıramıza geçiyoruz. Rengimizi değiştiriyoruz burada. 3 zincir çekiyoruz. Başını dolayıp ilk ilmeğe şu turuncumuzu da alalım. Burada 15 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şortumuzun paçasına geçtik. Turuncu ipi arada yürütmeyi unutmuyoruz. Saymayı da unutmayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14 ve 15. Evet, burada şu turuncu ipimizi hafif çekelim. Şimdi tekrar turuncu rengimize geçiyoruz. Renk değiştiriyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Başını doluyoruz. Yine şu bej rengini arada yürütüyoruz. Arada açık rengin ipini çekelim ki
tripodluk olmasın. Şurada bak atlamışım. Evet. Burada tekrar renk değişimine geçiyoruz. Turuncu rengimiz burada kalabilir. Çünkü bu son sıramız 1, 2, 3. Şortumuzun paçasında. Bir zincir çekip şortumuzun paçasını bitiriyoruz. Aynı işlemi bu sefer bu tarafa yapıyoruz. Burada şu turuncuyu da keselim. Arada bu ipleri yok edelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi tekrar turuncu rengimize geçiyoruz. Üst zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Başını dolayıp şu bej renginde üzerine, tığımızın üzerine alıp arada bej rengini yine yürütüyoruz ipi. Aynı işlemi burada da uyguluyoruz.
Yani bu turuncuyu ördükten sonra bej rengi örüp şortumuzu bitiriyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şortumuzu bitirdik. Şimdi çantamıza dikelim. Şöyle çantamızın bir parçasını alıyoruz ve alttan 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci sıraya gelecek şekilde yandan da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Alttan 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci sıra yandan da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. sıraya gelecek şekilde şortumuzu tutturuyoruz. Yukarıdan da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. sıradan bu yan kısımda yine aynı 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yukarıdan 1, 2, 3, 4, 5. Burayı da aynı şekilde. Şimdi şu yanlardan dikiyoruz. Bir de şu arayı dikiyoruz. Ben kendi ipiyle dikmiyorum çünkü katlarına ayrılabilen bir ip olmadığı için dikişte biraz zorluyor. O yüzden hayalet iple dikiyorum. Sizin ipiniz katlarına ayrılıyorsa kolaylıkla dikebilirsiniz. Bu pamuk makrame bir ip. Ama katlarına ayrılan bir ip değil. Bu şekilde dediğim gibi şu aşağıya kadar dikiyoruz, şu ara kısmını dikiyoruz ve şu yanları dikiyoruz. Evet, şortumuzu diktik. Bakın çok şirin oldu. Şimdi şortumuzun askılarını dikelim. Bunun için askımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. trabzanın hemen başından daha sonra 1, 2, 2. trabzandan bakın şu askıları daha önce örmüştük. Oradan dikiyoruz. Ama dediğim gibi işte bu ip katlarına ayrılan bir ip olmadığı için 2, 4, 6.
Ben yine hayalet iple dikeceğim. İki, dört, dört, altı. Şu trabzanın ikinci sırasından. Kat daha gidebiliriz. Arka kısımda pekiştirelim. Evet. Şu şekilde şortumuzun askıları. Buraya düğme dikeceğiz. Şu şekilde geçsin arasından. O büyüklükte bir iğne olursa, düğme olursa daha iyi olur. Şöyle. Buraya da aynı şekilde dikelim askımızı. Evet. Şortumuzun askılarını ve düğmelerini diktik. Şimdi sıra geldi askımızın aparatlarını geçirmeye. Bunun için şu, bakın, küçük parçamız vardı. 2, 4, 8 sıra örmüştük. Onu şu şekilde dikeceğiz. Önce demiştim, katlarına ayrılmayan bir ip olduğu için biraz zorlanıyoruz dikerken.
Ama bazı şeyleri de bu iple dikmem gerekiyor. Sonra bir sırada şöyle gidelim. Bunu böyle diktikten sonra bir de şöyle kare bir parça örmüştük. Şimdi bunun ne işe yaradığını göstereceğim size. Bunu da şöyle muska şeklinde katlıyoruz. Hemen şuradan bir iki ilmek. Dikiyoruz. Diktikten sonra şu aparatımızı bunun içine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra şu şekilde dikiyoruz. Örmesi değil de arkadaşlar dikmesi, birleştirmesi insanı daha çok yoruyor. Zorluyor daha doğrusu. Şimdi bu köşeyi de ipin arasına girdiği zaman iğnenin geçirmesi çok zor oluyor. İpin arasına girmemesi lazım. Thank you.
Bak. Şöyle şu sırt kısmı oluştu. Ben bir parçasını buraya dikmiştim bakın. Bunu da aynı şekilde buraya dikeceğim. Bunu 1, 2, 3. Üçüncü sıradan başlayacağım. Ve şu sırt kısmından ilmekler alaraktan dikiyoruz. Çok köşeye gitmişim. Geçmiyor bak. İpin arasına girdiği için. Evet, bir sıra daha şöyle dikeyim. Ondan sonra buranın işi bitiyor. Evet, şu şekilde diktik. Şimdi askılarını dikelim. Askımızın birini ben dikmiştim. Fakat benim şu aparatım küçük geldi arkadaşlar. Bunu değiştirmem lazım. Bir boy büyüğünü almam lazım. Örgüm biraz kalın olduğu için küçük geldi. Onun için normalde bunu buradan geçirip daha sonra şuradan geçirecektik ve şu kısımdan tekrar bunu geçirmem gerekiyordu ama dediğim gibi küçük geldi. Bunu büyüğünü alınca onun geçirme işlemini de size göstereceğim. Şimdi askımızı bakın son 1-2. Bunun da yine ikinci kısmından bir ikinci sıradan başlıyoruz.
sıradan geçirdim. Bir kat daha dikebiliriz. Yine aynı sorunu yaşıyoruz. Şimdi askılarımızı diktik. Bir de çantamızın sapı vardı. Şu şekilde. Onu da dikelim. Aynı şekilde bunu diktiğimiz gibi bunu da buraya tutturacağız. Çantamızın sapını da diktik. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sıra geldi fermuarımızı dikmeye. Bunun için şöyle iki tane fermuar için örmüştük. Onu fermuarımıza şekilde iğneleyip bunu silikonla da yapıştırıyorlar arkadaşlar ama ben çok sağlıklı bulmuyorum. O yüzden dikmek daha sağlam geliyor bana. Uç kısımdan başlayarak ben yine hayalet tipimle dikiyorum.
şekilde sıra sonuna kadar dikiyoruz. Karşı tarafı da yine aynı şekilde dikiyoruz. Evet, fermuarımızı da diktik. Şu şekilde. Şimdi artık çantamızı birleştirmeye geldi sıra. Çantamızı şöyle birinci sıradan itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. sıradan başlıyoruz birleştirmeye. Şu kenar aparatından, kenar örgümüzden diyeyim ya da önce bir zincir çekeyim daha sağlam olsun. Evet. Şimdi burayı normalde düz de birleştirebiliriz. Fakat ben ters sık iğne yaparak birleştireceğim. Siz dilerseniz düz olarak da yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde. Birleştireceğim. Bak, görüntü bu. Bunu bu şekilde. Buradan yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Şuraya bir belirleyici koyalım. Bunu bu şekilde şuraya kadar örelim. Tekrar mı sayacağım? Karıştı mı? Neyse, onu sonra bakarım. Yani bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu aşağıdan 27. sıraya kadar. Evet, etrafını şu şekilde dolandık. Diğer 27. sıraya kadar. Şimdi bu kısımda fermuara geçeceğiz. Bunun içinde 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciden itibaren aynı şekilde öreceğiz.
şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Bakın şurada bir fazlalık vardı. Daha sonra bunu bu araya katıyoruz. Bunu da yine şu kısma kadar aynı şekilde örüyoruz. Diğer karşı parçamızda yine aynı şekilde burada ördüğümüz gibi, birleştirdiğimiz gibi burayı da aynı şekilde birleştiriyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Bakın burada da şu parçalar, sonra yok ederiz bunları. İpimizi birazcık uzun keselim burada. Uzun kesmemizin sebebi de, bakın şurada parça var. Bunu şöyle üst üste bindiğinde şu karşılıklı şöyle dikeceğiz. Şu iple şurayı şöyle dikeceğiz. Karşı tarafı da birleştirdikten sonra burayı da buradan dikeceğiz. Şimdi diğer tarafa geçiş yapalım. Burada ben 27. sırayı belirlemiştim. Yine bakın buradan başlıyoruz. İlk ilmekten ters sık iğne ile örmeye devam ediyoruz. Diğer parçayı birleştirdiğimiz gibi tığımızı nereye batacağımız çok belli. Karşılıklı zaten geliyor. Eksik fazla gelmiyor. Yani o konuda tereddüt etmeyin. Bu şekilde yine şu ön kısımda ördüğümüz gibi her tarafına dolanacağız. Kapatacağız. Yalnız ben ters taraftan başladım arkadaşlar. Şu şekilde başlamam gerekiyordu. Neyse. Baştan fark ettim Allah'tan. Gösterdiğim gibi arkadaşlar, aynı ön tarafta ördüğümüz gibi arka tarafı da bu şekilde birleştireceğiz. Evet, çantamızı bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarını bu şekilde tığla ters sık iğne ile birleştirdik. Arka kısmı size daha önce söylemiştim. Şu aparatım küçük gelmişti. Bugün gidip yenisini aldım. Bunu nasıl taktığımı göstereceğim şimdi sizlere.
aparatımı alıyorum. Şu şekilde. Daha sonra şu örmüş olduğum parçayı arasından geçiriyorum. Geçirdikten sonra şuraya dikmiş olduğum parçanın aparatından da geçiriyorum. Daha sonra bu geçirmiş olduğum yerden şu arasından şu şekilde geçiriyorum. Daha sonra bunu buraya monte edeceğim, dikeceğim. Kat daha gidersek daha sağlam olur. Evet, bir kat daha gittik. İpimizi burada kesiyoruz. Ve çantamız hazır. Torunlarınıza, çocuklarınıza, yeğenlerinize hediye edebileceğiniz harika bir çanta. Sapı buradan ayarlanabiliyor dilediğiniz uzunlukta. Şimdi şu kısma şort örmüştük biliyorsunuz. Şort örüp diktik. Şimdi buraya bir oyuncak örelim diyorum. Bunun içinde bir sevimli tavşancık örelim diyorum. Beyaz ipimizi alıyoruz.
sihirli halkamızı. Yapıp içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6. Halkamızı kapatıyoruz. İlk yapmış olduğumuz sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2. Yanındakine yine aynı şekilde 1 2. Her ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak bu sırada. 2 4 6 8 10 12. 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda ilk ilmeğe 1 sık iğne, ikinciye 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine 1 sık iğne, onun yanındakine 2 sık iğne yapıyoruz. Yani bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Sıra sonunda toplamda 18 tane sık iğnemiz olacak. Üçüncü sıramızda tamamladık. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda 2 tek 1 2. Üçüncü ilmeğe çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. 2 tek 1 çift. Toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıramızı da tamamladık. Beşinci sıraya geçiyoruz. Beşinci sırada 3 tek 1 çift olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar 3 tek 1 çift. Arkadaşlar bunu 7 tek 1 çift olana kadar artırmaya devam ediyoruz. Evet, 7 tek 1 artırmaya kadar ördüm. Şimdi hiç artırma eksiltme yapmadan toplamda 7 sıra örüyoruz. Şu an 54 ilmeğimiz var, sık iğnemiz var. 54 sık iğnemizi 7 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örelim. Evet, 8 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan ördüm. Ben 7 sıra demiştim daha önce ama 8 sıra ördüm. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne ördük. Bir eksiltme yapıyoruz. Tekrar 7 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7
bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir eksiltme olarak devam ediyoruz. 7 sık iğne bir eksiltmemizi yaptık. Toplamda 6 defa. Şimdi gözlerimizi takalım diyorum ben unutmadan. Gözlerimizi 13. ve 14. sıralar arasına takacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Arasında da 9 tane sık iğne kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diğer gözümüzde takalım. Evet, gözlerimizi taktık. Şimdi eksiltmemize tekrar devam edelim. Şimdi bu sırada 6 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 5 6 bir eksiltme yapıyoruz. Tekrar 6 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 6 sık iğne bir eksiltme olarak. Daha sonraki sıralarda 6 sık 5 sık iğne bir eksiltme, 4 sık iğne bir eksiltme, 3 sık iğne bir eksiltme ve 2 sık iğne bir eksiltme olana kadar örelim. Evet, tavşanımızın kafasını bitirdik. 2 sık iğne bir azaltmaya kadar ördük. İpimiz biraz uzunca kesiyoruz. İçine elyafla doldurmayı unutmayalım. Gözleri kaç milim olduğunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. 8 milim göz kullandım. Şimdi dilerseniz kollara yok. Kulağa örelim. Kulak içinde yine sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaptıktan sonra halkamızı kapatıyoruz. Ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin içine benim hep imtihanımdır biliyorsunuz. İlk sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine de yine aynı şekilde. Her ilmeğe 2 tane sık iğne örüyoruz. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak.
Üçüncü sırayı da yine hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra her ilmeğe tek basaraktan, tek örerekten üçüncü sıramızda tamamlıyoruz. Evet. Şimdi dördüncü sıramızda şunu şöyle düz çevireyim. Dördüncü sıramızda iki sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bir, iki. Üçüncü ilmeğe çift batıyoruz. Yanındakine tek, onun yanındakine tek, üçüncü ilmeğe çift. Bu işlemi 4 defa tekrarlıyoruz. 1, 2, yanındakine çift batıyoruz. Toplamda 16 tane sık iğnemiz oldu bu sırada. Bundan sonra iki sıra hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. İki sıra düz ördük. 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda 1, 2, 3. 3 sık iğne örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 sık iğne ördük, bir artırma yaptık. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ediyoruz. Toplamda 4 defa artırma yapmış olacağız. 1, 2, 3 bir artırma. 1, 2, 3, pardon, 3, bir artırma. Bundan sonraki sırayı hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra düz örüyoruz. Şimdi bir sıra düz ördükten sonra 9. sıradayız. Bu sırada da 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne örüyoruz, bir artırma yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir artırma. Toplamda 24 tane sık iğnemiz var. Şimdi bundan sonra 10. ve 14. sıralar arası toplamda 5 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 5 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi 15. sıradayız ve 10 sık iğne örüyoruz. 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi burada bir eksiltme yapıyoruz. Tekrar 10 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bir eksiltme. Toplamda 22 tane sık iğnemiz var bu sırada. Şimdi bir sıra hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Bir sıra. Evet, bir sıra ördük hiç artırma eksiltme yapmadan. Şimdi tekrar 9 sık iğne örüyoruz. Bir eksiltme yapacağız. Bu işlemi de 2 defa tekrarlayacağız. Toplamda 20 sık iğne olacak bu sırada. İki, dört, altı, sekiz, dokuz. Bir eksiltme yapıyoruz. Tekrar 9 sık iğne örüp 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir eksiltme yapıyoruz. Evet, bundan sonraki sıramızı bir sıra düz örüyoruz hiç artırma eksiltme yapmadan. Evet, bir sıra ördük. Şimdi 8 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bunu da yine 2 defa yapacağız. Daha sonraki sırada yine bir sıra düz öreceğiz. 8 sık iğne bir eksiltme yapacağız 2 defa. Daha sonraki sırada bir sıra düz öreceğiz. Toplamda 18 tane sık iğnemiz olacak. 8 sık iğne bir eksiltme yaptık 2 defa. Daha sonra bir sıra düz ördük. Şimdi 21. sıradayız. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sık iğne örüyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. Tekrar 7 sık iğne örüyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. Şimdi bir sıra düz örüyoruz. Evet, 7 sık iğne bir eksiltme yaptıktan sonra bir sıra düz ördük ve şimdi toplamda burada 16 tane sık iğnemiz var. Karşılıklı sık iğneleri birleştiriyoruz.
önden bir arkadan karşılıklı birleştirdikten sonra bir zincir çekip ipimizi uzunca kesiyoruz. Kulağımızın biri tamamlandı. Aynı kulaktan bir tane daha örüyoruz. Aynı kulaktan. Şimdi vücudu örelim. Vücut mu örelim? Ayak. Ayak örelim. Ayağımız içinde sihirli halkamıza 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 sık iğne yapıp halkamızı kapatıyoruz. İlk yapmış olduğumuz sık iğneye çift sık iğne yapıyoruz. Her ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Evet. İlmek belirleyicimizi koyalım. Şimdi ilk ilmeğimizde çift batıyoruz. 1 2 Daha sonra 1 2 3 4 4 sık iğne örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Tekrar bir artırma yapıyoruz yanındaki ilmeğe. Daha sonra 4 sık iğne örüyoruz. 2 3 4 Son ilmeğimize bir artırma yapıyoruz. Dördüncü sıraya geçiyoruz. İlk ilmeğimizde bir artırma yapıyoruz. 6 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bir artırma yapıyoruz. Tekrar bir artırma yapıyoruz. 6 sık iğne örüyoruz tekrar. 1 2 3 4 5 6 Son ilmeğimize yine bir artırma yapıyoruz. Toplamda 20 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir sıra hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 5. sıramızı tamamladık. Şimdi 6. sıradayız. 6. sırada 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne örüyoruz.
arka arkaya 4 tane eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemiz, ikinci eksiltmemiz, üçüncü ve dördüncü. Şimdi 6 tane sık iğnemizi tekrar örüyoruz. 1 2 3 4 4 5 ve 6. Toplamda 16 tane sık iğnemiz var burada. 7. sıraya geçiyoruz. Yedinci sıramızda yine 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne örüyoruz ve arka arkaya 2 tane eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemiz, ikinci eksiltmemiz. Tekrar 6 sık iğnemizi örüyoruz. Tane sık iğnemiz var toplamda. Şimdi 8. sıraya geçiyoruz. 8. sırada 5 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 2 eksiltme yapıyoruz. Arka arkaya 2 eksiltme yapacağız. Tekrar 5 sık iğnemizi örüyoruz. Şu an 12 tane sık iğnemiz var. Bundan sonra 9 ve 20. sıralar arası hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Tabii için doldurmayı da unutmayalım. Daha sonra doldurması zor olabilir. Sıradan sonra dolduralım. Ara ara dolduralım. 20. sıraya kadar hiçbir artırma eksiltme yapmadan örelim. Evet. Ayağımızı da bitirdik. İpimizi uzunca kesiyoruz. Dikmek için. Şimdi kollarımızı örelim. Kollarımız için de yine sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Halkamızı kapatıyoruz. İlk yapmış olduğumuz sık iğnemize 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 Yanındakine de yine aynı şekilde 1
2. Ayaktan da arkadaşlar 2 tane yapıyoruz, söylemeyi unuttum. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak bu sırada. Şimdi ikinci sırayı örmüştük. 3 ile 5 arası hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Yani 12 tane sık iğnemiz var. 3 sıra örüyoruz. 3 sıra düz bir şekilde ördükten sonra 6. sıramızdayız ve 2 3 4 4 sık iğne örüyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 ve 4. Bir eksiltme daha yapıyoruz. Bundan sonraki sırada 7 ile 17. sıralar arası hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. İçinde doldurmayı unutmayalım. 17. sıraya kadar düz bir şekilde örelim, artırma eksiltme yapmadan. Evet, 17. sıraya kadar ördük. Şimdi iki tarafı da şöyle birleştireceğiz karşılıklı. Koldan bir tane daha öreceğiz aynısından. İpimizi biraz uzun kesiyoruz dikmek için. Aynı koldan bir tane daha yapıyoruz şu şekilde. Ayağımızdan da yine aynı şekilde iki tane yaptık. Kulaklarımızdan iki tane yaptık. Şimdi sıra geldi gövdeyi yapmaya. Gövde içinde yine 6 sık iğne yapıyoruz. Bir, bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Halkamızı kapatıyoruz. Ve ilk yapmış olduğumuz sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine de yine aynı. Sıra sonuna kadar her ilmeğe çift sık iğne yapıyoruz. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tek bir çift olarak. Sıra sonuna geldik. Toplamda 18 tane sık iğnemiz oldu. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda 2 tek bir çift olarak
devam ediyoruz. İki tek, bir çift, sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıramızı da yaptık. Beşinci sıraya geçiyoruz. Beşinci sırada yine iki sık iğne bir artır yapıyoruz. İki sık iğne bir artır. Bu işlemi 8 defa yapıyoruz ve toplamda 32 tane sık iğnemiz olacak. 2 sık iğne bir artır 5. sırada. Evet. 2 sık iğne bir artırma yaptık. 8 defa bu sırada ve toplamda 32 tane sık iğnemiz oluştu. Şimdi 6. sıramızdayız. 6. sıramızda 15 sık iğne bir artırma yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir artırma yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir artırma yapıyoruz. 6. sıramızda da toplamda 34 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi arkadaşlar 6 ile 15. sıralar arası hiç artırma eksiltme yapmadan toplamda 10 sıra örüyoruz. Pardon, çok özür diliyorum. 10 sıra dedim size yanlışlıkla. 7 ile 12. sıralar arası 6 sıra. 6 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Evet, 6 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi 15 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 13. sıradayız ve 15 sık iğne bir eksiltme. Eksiltme yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7
bir eksiltme yapıyoruz. 14. sıramızda 14 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz 2 defa. Sonra 15. sıramızda 13 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Toplamda 28 sık iğnemiz olacak. Evet, 13 sık iğne bir eksiltmemizi yaptık. 16. sıramızda da hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 17. sıramızdayız. 17. sıramızda 7 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne bir eksiltme. Bu işlemi 3 defa tekrarlayacağız. Toplamda 25 sık iğnemiz olacak bu sırada. Bu sıradan sonra bir sıra düz öreceğiz. Artırma eksiltme yapmadan. 18. sıramızı düz bir şekilde öreceğiz. 19. sıramızdayız. 19. sıramızda 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne örüp bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ediyoruz. 6 sık iğne bir eksiltme. 3 defa tekrarlıyoruz bunu ve toplamda 22 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 6 sık iğne bir eksiltmemizi yaptık. Şimdi 20. sıradayız. 20. sırada 3 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 1 2 3 bir eksiltiyoruz. Bu işlemi de 4 defa tekrarlayacağız. Bir, iki, üç. Toplamda 18 tane sık iğnemiz olacak. Bundan sonra bir sıra daha hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. Daha sonra gövdemizi bitiriyoruz. Evet, vücudumuzu bitirdik. İçine elyafla doldurduk. Biraz daha dolduralım hatta. İpimizi de keselim. Vücudumuzu bitirdik. Şu şekilde dikeceğiz. Ama önce tavşanımıza bir ağız yapmak istiyorum. Renk kullandım. Siz dilediğiniz siyah da kullanabilirsiniz. Kırmızı da kullanabilirsiniz.
Şimdi kulaklarımızı şu şekilde dikeceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 ile, pardon, 5 ile 6'nın arasına şu şekilde. Diğer kulağımızda yine 1, 2, 3, 4, 5 ile 6'nın arasına dikiyoruz. Önce kulakları dikelim, sonra gövdeyi dikelim. Şimdi kulaklarımızı şu şekilde birleştiriyoruz. İkiye katlayıp daha sonra dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 ile 6'nın arasına bir kafadan bir kulaktan olarak evet, şu şekilde dikiyoruz. Diğer kulağımız da yine aynı şekilde. Evet, kulaklarımızı diktik görmüş olduğunuz gibi. Şimdi gövdeyle kafayı birleştireceğiz. Bir kafadan bir gövdeden alarak dikişimizi tamamlayacağız. Her ilmekten bir kafadan bir gövdeden dikiyoruz. Basit bir tavşan ördük. Çantamıza koyacağımız için. Eminim çocuklarınız çok sevecek bu çantayı. Her gittiği yere bu çantayı takacak.
Değişik renklerde yapabilirsiniz. Kız çocuklarına pembe, mor, sarı. Erkeklere mavi. Oyuncağını ben tavşan yaptım ama siz ayıcık da yapabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü oyuncaktan amigurumi yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, gövdemizi diktik. Ayaklarımız da şu şekilde dikiyoruz. Bir bacaktan bir gövdeden olacak şekilde bu şekilde dikiyoruz. Kollarımızı da bir, iki, üçüncü sıraya şu şekilde dikiyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi tavşanımızı da yaptık. Çok şirin bir tavşan oldu. Minnak bir tavşan. Çantamızı da bitirmiştik. Bakın. Çantamızı, içini falan göstereyim şöyle. Çok kullanışlı bir çanta oldu. İçine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Evet, çantamıza bakın şort yapmıştık, oyuncağımızı da bunun içine katacağız şu şekilde. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok şirin oldu. Çocuklar eminim bu çantaya çok bayılacak, çok severek kullanacaklar. Siz de çocuklarınızı, torunlarınızı, yeğenlerinizi, komşu çocuklarınızı sevindirmek isterseniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Arkadaşlar, bir örgümüzün daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir çantamızı. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer örgülerimden haberdar olmak için de zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.